Herkese selamlar dostlar. 1 ve 2 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. Genellikle maçların hepsine ideal tercihlerde bulundum bilginize. Değerlendirecekler oyunda bir değerlendirme yapabilir. Bir adet skor yarışmamız var. Önceki skor bilen arkadaşlarımızı Perşembe gününkü videoda hepsini birden açıklayacağım bilginize. Kasım ayının grupları zaten yeni kurulmuştu. Kasım ayı boyunca alacağım hepsini. Liverpool Napoli maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur? E, yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok gollü bir maç beklemiyorum değerlendirecekler herkese bol şanslar katılacaklara. Bakalım golli bir maç beklemiyorum ama ben. Şöyle sizlerden artık 400 seviyesine like gelirse bu rolling seviyelerimizi devam edelim. Videoda zaten rolling 4'ü yapacağız. Rolling 3'ümüz Beşiktaş 1 ve 1.5 üstü. Rolling 4 olarak devam edeceğiz. Bakalım 275 TL'yi tek bir mücadeleye basacağız. Gelirse rollingimiz rolling 5'te sonlandırmayı düşünüyorum. Değerlendirecek katılacaklara herkese bol şanslar. Like atmayı unutmayalım. Direkt başlayalım. İlk mücadelemiz Level Kuzen ile Kulüp Buruj mücadelesi. Hızlı bir video olacak bu arada onu da belirteyim. Kulüp Buruj'a baktığımız zaman da oyununu şöyle özetleyeyim ben. sonuç odaklı bir oyun oynuyor. Aynı şekilde Level Kuzen de öyle ama Kulüp Buruj şu özellikle son dönemdeki formuyla Girdiği pozisyonları bitirme yüzdesi Level Kuzen'e göre çok daha yüksek. Özellikle Level Kuzen'in son maçını izlediğimiz zaman da Leipzig mücadelesinde ikinci yarı çok oynamasına rağmen çok fazla öyle net pozisyona girmedi. Girdiklerini de zaten kaçırdı. Bahsettiğim konu da buydu. Bitirme, bitirme yüzdesi. Pozisyonları belki yüzden özellikle son dönemde. Patrick Schick'in form durumu gerçekten kötü. Diaby'nin ayağına bakıyor. Frikonk'la Diaby sağ kanatta. Artık o sağ tarafını kullanmaya bakıyor öyle. kuzen mücadelesi. Bu mu, e, mücadelenin herhangi bir iddiası olduğundan dolayı biri attığı zaman da diğeri de baskı kuracağından dolayı ve alınacağından dolayı maçın 3-0'ını görm görmüyorum ben açıkçası. KG var tercihinin bir 40 gibi orandan idealden aldım. Değerlendirecekler bol şanslar. İkinci mücadele Napoli ile Liverpool mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk arkadaşlar. Maç ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Ben mücadelede şöyle bir beklentim var. Ya çok gollü bir maç beklemiyorum. Ama alt da almak istemiyorum. Ama alsaydım bir tercih 3.5 altın oranı 1.48 alt giderdim. Ben şöyle gittim. Korner açmamışlar. Ben mücadelede en çok korneri Liverpool'un kullanmasını bekliyorum. Liverpool biraz daha baskılı olabilir bu mücadelede. Liverpool'dan dolayı Napoli biraz daha kaptığı gibi çıktığı için korneri daha çok baskıda olan tarafın yani baskı yapacak tarafın Liverpool'un kullanmasını bekliyorum. En çok korner Liverpool oranı her an, şu an yok kaç bilmiyorum. E, varsa en çok korneri Liverpool kullanır alın. Yoksa da şöyle yapın. Ee, i̇lk ilk yere en çok korneri Liverpool kullanılalım. Ben mücadelede herhangi bir alt üst tercihe gitmedim. Sadece kornere gittim. Kornerde de Liverpool'un yanındayım. Rangers Ajax mücadelesi. Bu mücadelem benim rolling mücadelem arkadaşlar. Onu belirteyim. Ben mücadele genelinde çok fazla gol beklemiyorum bu mücadelede. 2.5 üstü oranı her ne kadar 1.37 gibi oran açsalar da ben çok fazla gol beklemiyorum. Puan durumuna baktığımız zaman da Rangers'ın yenerse en azından şöyle yenerse 5-0 yenecek de öyle atlayacak Ajax'ı. O yüzden çok fazla gol beklemiyorum ki 5-0'da oynayacak diye düşünmüyorum Rangers takımı burada. Ajax'ın zaten önemli bir mücadelesi var ligde hemen onu gösterelim. PSV ile kendi evinde bir mücadelesi var Ajax'ın bu maçtan sonra. zaten Hollanda'nın puan durumuna baktığımız zaman da PSV ile Ajax yarışıyor. O yüzden diğer maçın önemi çok fazla olduğundan dolayı Rangers maçından önemli PSV maçı bence. PSV maçları akıllarında olabilir. Ajax burada bir nevi gol yememeye top ayağını çevirir. Skor üstünü alır bence yatar gibi geliyor. Mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. Ben 3.5 alt tercihini rolling 4 olarak değerlendirme yapalım diye düşündüm. Değerlendirecek katılacaklar. bol şanslar. Ben burada mücadelede çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Diğer bir mücadelem Barcelona ile Victoria Pizem mücadelesi. Mücadelede de ben şöyle bir tercih yaptım. Barcelona tarafında Barcelona'nın herhangi bir iddiası yok zaten. UEFA'da devam edecek. Victoria Pilsen'i ne dedik? Sürekli Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkaran takımlardan bir tanesi dedik. Hücum oynayan takımlardan bir tanesi dedik. Yine kendi evlerinde hücum oynayacaklardır bence. Hücum oynayacaklar için ben Barcelona'nın burada İlk yarıdan galip gelmesini bekleyeceğim. 1.47 gibi de bunun oranı var. Barcelona bence mücadelede ilk yarıdan galip gelerekten de maçı kazanır mı bilmiyorum. Belki 2'den 0 falan olur. Fakat ilk yarıdan Viktor Lepezen bas basacağından dolayı mücadeleyi Barcelona'nın kazanmasını bekliyorum. Ligde önemli bir mücadelesi yok. Almeria ile oynayacaklar. O yüzden bu maçta ilk yarı galibiyeti denenir. Geçtim diğer mücadeleme. Sporting Lisbon'la Frankfurt mücadelesi. Zor maçlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum bu mücadelenin. Sporting takımının kendi evinde çünkü gruba baktığım zaman da ölüm grubu sanırım son hafta buna kaldı. Şöyle her hepsinin çıkma şansı var yani. Tamamen kendi iplerini kendileri kesecekler gibi gözüküyor bu maçta. Sporting kendi evinde baskılı oynayacaktır ki son maça baktığımız zaman da ligde maçını bir sıfırlık bir mağlubiyet yaşadılar. Ve çoğu oyuncusu mesela Porro, Edwards gibi isimler yedekli Sporting takımında. Sonradan oyuna dahil oldular. Orada zaten bedelini ödediler ki bu maçta bence gol atacaklardır Lisbon takımı. Frankfurt takımını da hep bahsediyorum. Son dönemlerde zaten çok formdalar. Arkaya attığı toplardan bahsediyorum. Son mücadelesinde ligde Dortmund'a mağlup oldu. 2.5 üstü deplasman 1.5 üstünü aldık orada da. Burada ben Frankfurt'un arkaya atacağı toplardan dolayı mücadelede gol bulmasını bekliyorum açıkçası. 1.50 gibi orandan KG var tercihini aldım. Mücadeleyi kazanırsa 2-1 skora göre handikap 0'ın orada 3.74 74 oranı var. 2-1'lik bir sporting galibiyeti de çıkabilir diye düşünüyorum. Geçtim ayın ikisine. Yine aynı şekilde like atmayı unutmayın arkadaşlar. Maçlarımızı hemen seçelim. Burada seçmemişiz. Telefondan seçtik. Şakhtar mücadelemiz var. Hemen seçelim. Bu arada ekrana skor yarışması gelsin. Ayın ikisinin skor yarışması var arkadaşlar. Ayın ikisinin skor yarışmasıyla Juventus'la PSG mücadelesinin maç skorunu sorduk. Sizce maç skoru ne olur? Yorumlara yazın aynı şekilde ayın ikisinde. Yine bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza dahil edeceğiz bilginize. Yorumlara yazmayı unutmayın. Geçelim maçlarımıza. Toplamda 4 mücadelemiz var. Aynı şekilde like atmayı unutmayalım. Onu da belirtelim. Şartlar Leipzig mücadelesiyle başlayalım. Şaktar Leipzig mücadelesinde ilk mücadele 4-1 Şaktar galibiyetiyle bitti. Yani inanılmaz bir maçtı. Sanırım eski teknik adam vardı o mücadelede. Marco Rossi yoktu. Ben burada Şaktar'ın kendi evinde yenmeye oynayacağından. Çünkü yenerse burada Şaktar takımı ikili avarajdan Şaktır, e, Şampiyonlar Ligi'ne de devam edebilecek. Ben burada Leipzig tarafındayım. Leipzig'in galibiyetine gitmeyeceğim. Şaktar kendi evinde risk alacağından dolayı belli bir yerden sonra oynayacağından dolayı ve beraberlik şartları yetmediği için galibiyet oynayacağından dolayı arkadaki boşlukları çok iyi değerlendirmesini bilen bir takım Leipzig takımı. O yüzden burada da deplasman atacağı iki golü 1.50 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Bilginiz arkadaşlar. Diğer mücadelem Milan-Salzburg mücadelesi. Milan takımında kendi evinde oynayacak. Salzburg'u burada yenmeye oynayacaktır. Son mücadelesinde mağlup oldu Torino'ya karşı. Belki de akıllarının bu maçta olduğundan dolayı mağlup olmuş da olabilir. Tamamen bilmiyorum. Maçın da özetini izledim. Torino da çok iyi takım zaten kendi evinde. Olabilir. Akılları da bu maçta olabilir. Ben burada aynı şekilde Milan'ın burada galibiyetinden ziyade kendi evinde olmasından dolayı kendi evindeki baskın oyunuyla birlikte Milan'ın atacağı iki gole burada 1.41 gibi oran açmışlar. Salzburg'a karşı bu golleri de bulabilir gibi geliyor bana bilginize diğer mücadelem Juventus'la PSG mücadelesi. Bu mücadele de güzel bir maç olacaktı. Çünkü şöyle Juventus, Maccabi Haifa bunlar birbirleriyle yarışıyor. Paris de burada kendi deplasmanda. O da Benfica ile birincilik mücadelesi veriyor. Yani oyunda riskler alınır. Messi, Neymar, Mbappe bunların hepsini sahada görüyoruz. Juventus'ta da aynı şekilde ideal kadroyla çıkacaktır. Zor bir maç olacak. Biri üçüncülük için, biri de liderlik için yarışacak. Burada atabildikleri kadar atmaya çalışacak özellikle PSG tarafı. Mücadelede ben 2,5 üst bekliyorum arkadaşlar. 1,42'de bunun oranı var. Hem Paris takımı hem de Juventus takımı skora destek verecektir gibi geliyor bana değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Ben mücadelede gollü bir maç beklediğimi belirteyim sizlere. Son mücadelende Maccabi Haifa ile Benfica mücadelesi. Baktığımız zaman her iki takımda gollü maçlar oynuyor. Özellikle Haifa'ya baktığımız zaman da yani Paris'e iki atıyor. Kendi evinde zaten Juventus'u Herkese, Deplasman'da la Benfica'ya. Herkese oynayan bir Maccabi Haifa takımı var. Ki aynı şekilde oynamaya devam edecektir. Grupta bir iddiası var mı? Var işte az önce bahsettiğim gibi. Juventus burada eğer bir ne bileyim beraberlik kalırsa maç sonu bir olursa burada çıkma ihtimali var. O yüzden Benfica'nın da burada yine birincilik şansı olduğundan dolayı burada mücadelenin yine gollü bir maç geçmesini bekliyorum açıkçası. Ama gollü beklentim şu yönde ben oynayan takımın daha çok Benfica takımı olacağından dolayı şans vermeyelim diyorum. Maccabi Ayfan'ın da golünü beklemeyelim diyorum. Dep basmanın atacağı iki golü burada yine 1.42 gibi orandan değerlendirme altına aldım. O yüzden bu yönde de bir değerlendirmem var. Benfica'nın atacağı iki gol değerlendirme altına alınabilir buradan ideal bir şekilde. Maçlara genellikle ideal tercihlerde bulundum arkadaşlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. Sadece Lisbon maçına bir 2-1 bir skor bekliyorum. Handicap 0'ını 3.74 gibi oranından öğrendim. Önerdim. Bunun dışında herhangi bir e, yüksek orana gitmedim burada. Youtube videosunda kazanmaya odaklıyız. Bakalım şansımız daim olsun. Rolling 4 ekrana gelsin. Rolling 4 arkadaşlar 1 Kasım'ın rollingi olacak bu. Yani yarının toplam gol 3.5 alt verdim Ajax mücadelesine. Ajax'ın bir PSV mücadelesi var kendi evinde Zor bir maç olacaktır Ki Hollanda liginde de işler 28-27 puanda O yüzden Ajax'ın skor üstünlüğünü alıp Maçı yatmasını bekliyorum Rangers'ın burada galip gelirken bile Çok fazla atması lazım Rangers aslında risk alacak burada bir yerde Fakat Ajax mı veya Rangers'ın girdiği pozisyonları Ne kadar değerlendirebilir O önemli bence bu mücadele çok fazla gol beklemiyorum Skor beklentimde 2-0'lık bir Ajax galibiyeti olduğundan dolayı üç 3.5 alt tercihini rolling 4 olarak devam ettik. Toplamda 275 TL'miz olmuştu. 275 TL'yi 142 gibi orana bastık. Bakalım 100 TL ile başlamıştık bilginize. Bakalım gelir gel atar. Bakacağız birlikte göreceğiz. Değerlendirecek katılacaklar herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.